Kendi çocuklarını, karısını terk edip mağdur eden bir adam 3 kadına ve onların 6 çocuğuna neden sahip çıkar? Neden? Yahya Güler telefon hattında Sevda'nın iddialarını cevaplayacak. Yahya Güler. Hayırlı akşamlar Esra Hanım. Buyurun Sevda'nın iddialarını cevaplayın. Kadın ticareti yaptığınızı iddia ediyor. Bu konuda Kadriye'yi ve beni kullandı dedi. Evet izledim. Sevda Doğan, sesim geliyor mu sana kardeşim? Evet kardeşim. Sevda Doğan, ben seni nerede öyle sattım? Efendim? Ben seni nerede sattıysam yer, zaman, saat, pansiyon, taksicinin yeri ve götürdüğüm yeri hemen söylüyorsun bana. Ben şu an gidiyorum, hepsini kaydını çıkarıp gönderiyorum kanala. Sen polis misin ki? Hadi kardeşim söyle. Sen polis misin ki kaydı maydı çıkarıp göndereceksin? E tamam tamam söyle, bir iftira atıyorsun orada. Bir iftira atıyorsan kanıtlayacaksın kardeşim. Neden iftira olsun ki? Kanıtlayacaksın, bu kolay şeyler değil. Beni neyle suçladığını sen biliyor musun? Yalnız sen bu... Sen biliyor musun beni neyle suçladığını? Yahya bunu Kadriye de söyledi. Sevda para karşılığı erkeklerle beraber oluyordu. İlk geldiği gün Sevda karşısında olduğunu... söyledi. O, Sevda bu işi yapıyor dedi. Kendini pazarlıyor iddiasında bulundu. O kendi meselesi Esra Hanım. Ama şimdi bunlar sizin yaşadığınız şey yapmışsa... evde sizin zamanda oluyor bu kösedeki Aydın Söke, hep köse diyorum ya dilim dönmüyor. Aydın Söke'deki kiraladığınız evde Sevda gidip erkeklerle beraber oluyor dedi Kadriye. Hayır ben kendim görmedim öyle bir şey. Yani kendisi de nereye ya bunu Kadriye diyor, biz evdeyken dedi, Sevda dedi gitti para karşılığı erkeklerle beraber oldu dedi. Demedin mi? Dedi. Hanım ben söyledim yani, ama mesajlarına attığını şeyini biliyorum. Gittiği kişileri az çok biliyorum. Şimdi Sevda bunu yapıyor. Sevda diyor ki bunu bize Yahya yaptırıyordu diyor. Sen de diyorsun ki bunu bana ispatla. Tamam ispatlasın Esra'nın. Fidan sizden niye şikayetçi oldu? Fidan niye bizden çıkıyor? Fidan sadece pişman oldu geldiğine, ama kendisi çıkmış. Kendisi habersiz çıkmış. Otogarda mahsur kalmış, yardım istemiş. Kendisi de geri dönmek istedi, o kadar. Ve gidip bu arada giderken karakolda sizden şikayetçi oldu. Yahya Güler kadın ticareti yapıyor diye. Hayır öyle demedi. Sadece o evde tıkalı kaldığım için... O evde zorla tutulduğumu hissettiğim için ben aileme geri gitmek istiyorum dedi, o kadar. Beni çalıştırıyor, şunları çalıştırıyor diye bir şey yok. Bir kadının tabii bakın ilk önce zorla tutulduğunu iddia eder. Bir kadının evden kaçan bir kadının bedenim üzerinden mağdur edildim demesi çok acıdır. Sevda Hanım'ın da dünkü haykırışını gördünüz. Üç kadın var, üç kadından ikisi sizin hakkınızda şikayetçi. Ama siz bütün bu yaptığınız şeyi yardımlaşma adı altında yapıyorsunuz. Kendi ailenizi mağdur ediyorsunuz. Bana yardımlaşmanın niye böyle bir kadınların fenomeni olduğunuzu anlatmanızı istiyorum. Ben bunu 25 yıllık avukatım, ben anlam veremiyorum. Hayatın normal akışı içerisinde evli barklı kendi çocuğuna bakmayan bir adam 3 kadını 6 tane çocuğu alıp ve 2 kadın da bunun hakkında şikayeti varken daha hala nasıl yardımlaşma oluyor bu? Hanımefendi siz hiç düşen bir insanın elinden tutup yerden kaldırdınız mı? Sadece şunu size soruyorum. Ben ilk önce kendi ailemden mesulüm, kendi ailemi mağdur etmem. Size soruyorum, kurtaracak ilk kişi çocuklarınız ve eşinizken hiç tanımadığınız kişilerin niye kahramanı olmak istiyorsunuz? Kahramanı değil, sadece girdiğim bir çamura. Başka kişilerin, özellikle emniyet güçlerindeki polisin Akın Bey resmini verdi. O kişiyi tanıyor musunuz siz? O kişiyi ben tanımıyorum. Ben o kişiyi gördüm. Kendisi niye sosyal medyasını kullanıyorsunuz? Bu bir suç. Ben kullanmadım. Bir şey söyleyebilir miyim? Buyurun. Tanımıyorum diyor da kendinin arkadaşı olduğunu ve kendi memleketlisi olduğunu söyledi abla. Görüştüğünü söyledi o insanı, bu kadınlar. Tanımıyorum demiyorum. Ben şimdi neden tanımıyorum diyor. Kadriye Hanım'la aynı şekilde siz de ifadelerinizi değiştiriyorsunuz. Erzurumlu olduğunu söyledi o beyefendinin. Kimin? Erzurumlu olduğunu, kendi memleketlisi olduğunu söyledi. Ben tanımıyorum demiyorum. Ben sadece diyorum ki o fotoğrafı gösterdiğiniz insan o değil dedim. Bu kişi ama sizi tanımıyor. Saniye. Kadriye diyor ki Akın, benim o sana gösterdiğim bir fotoğraf vardı ya genç. Akın buydu değil mi? Senin yazıştığın kişi o adamdı. Gözlüklü olan kişi. Gözlüklü olan, polis üniforması olan kişi. Evet. Kadriye bu kişiyle yazışıyor.
Ve seni tamam, ben yazıştığı bir saniye, kişi bir saniye, sana yönlendiriyor. Esra Hanım söz isteyebilir miyim? Evet. Bir saniye ben fotoğrafın açıklamasını yapayım. Asıl sen beni bekle bir saniye Yahya Güler. Söyle. Peki Akın'ı hem tanımadığını söyleyip nasıl söyler böyle bir şey Sevda Doğan? Hem ben yok diyorsun, Akın yok ben diyorsun. Ben tanımıyorum. Hem nasıl da öyle söylersin şimdi? Ben tanımıyorum. Ve ayrıca da 10 gün önce, 10 gün önce bizim yanımızda madem ben ve Yahya biz fuşçuyduk, kadın satıcısıydık. Ha, ben de onu 10 gün önce yanımızda ne işin vardı? 4 gün kaldın. Pazartesi günü akşam geldin. Perşembe günü akşam kendi ellerimle bindirdim seni. Siz senin ne işin vardı 4 gün boyunca? Siz benim böyle bir insan olduğumu biliyordunuz madem. Ne işin vardı? Kendi bu şekilde konuşmayın. Gerçekleri söyleyin tamam mı? İnsanların gerçekleri söyleyin. Kendi yaptığınız işi kapatmaya çalışmayın. Neredeydin hanım Güllü? Şu çekirdeğe şimdi Yahya Güler'e bak ben bunu ispatlarım hanımım. Sen neden şimdi onu savunuyorsun bir saniye ne oluyor? Neden sevgilini savunuyorsun? Kusura bakma. Kullansın. Siz madem niye biz kötüyüz, senin ne işin var iki çocuğuna biz yalnız şimdi? Kandırmış, ona sistem etmeniz lazım Kadriye Hanım. Akın Yahya değil bir şey o. Bir söz hakkını kullan. Yahya Bey, bir siz saniye, niye bir üçünüz saniye kopamıyorsunuz birbirinizden? Niye siz karınıza, çocuklarınıza dönmüyorsunuz? Niye sizi arıyor aileniz her yerde? Ya siz niye bu kadınlara sahip bu, çıkıyorsunuz? Bu sevdadan kurtulabilsem ben zaten onlara döneceğim. Ben daha arkamda bir sürü kiraymış, elektrik parasıymış, buymuş, şunumuş peşinde bırakmış bu kadın. Ben onları şu an çalışıp temizlemeye çalışıyorum. Kime çalışıyorsun? Şu an çalışıyorum işte bu arkamızda Sevda Hanım'ın bıraktığı kiraymış, elektrikmiş, suymuş. Bu elalemin bir sürü parası birikmiş arkamızda bizim. Siz o borçları siz mi ödüyorsunuz çalışarak? E tabi ben ödeyeceğim bunları. Kim ödeyecek? Nasıl? Ne iş yaparsınız? Nasıl para kazanıyorsunuz? Ben şu an ellerimle toprak kazıyarak para kazanıyorum. Ben öyle biri olsam ben niye ellerimle toprak kazıyayım? Burada toprağın içinde bu, sabahtan akşama kadar dolanayım. Aydın Söke'de hep beraber yaşadığınız o 3 kadın 6 çocuk sizin de olduğunuz yaşadığınız evin borçlarını mı ödemeye çalışıyorsunuz? O ev var bir de 2 ev daha var o elektriğini suyunu adamların vermemişiz. Şimdi, o 2 evde kimlerle yaşadınız? O evi ben tek başıma yaşadım. Orada bir Kadriye Hanım vardı bir evde diğerinde ben tek başımaydım. Bir evde Kadriye vardı bir evde teksin. O tek olan evinin sorumluluğunu niye Sevda'yı yıkıyorsun? O senin kendi borcun ki. Hayır o zaten orada Söke'de kaç ay kaldık orada aylarca kaldık. Oranın hepsi çoğu borcu kaldı. Adam bize orada yardımcı oldular. Adamın parası kaldı. Şimdi hepsini mecbur eşiniz ben çalışıyorum. Eşiniz nasıl ödüyor kirayı? Efendim? Eşiniz nasıl ödüyor kirayı? İşim değil. Yani çalışarak... Eşiniz ve çocuklarınız. Diyor, nasıl doyuruyor? Onlar kirayı nasıl ödüyor diyor. Onlar köyde kendi malımız, kendi mülkümüz. Ne kadardır görmediniz eşinizi? Allah bir 5-6 aydan fazla oldu. Arıyor musunuz peki? Yok kendisini arayamıyorum çünkü bir an önce bundan kurtulup bu borçlarımı ödeyemeden ben köye dönemiyorum. Çünkü kendisi de bana dedi. Dedi bu borçlarını ödeyemeden köye dönemeyeceksin. Sevda'nın borcunu ödemenle karını araman onlara dönmen arasındaki fark ne ki? Otur köyünde çalış. Kadriye Hanım da var o evde. Niye Kadriye'nin borcu değildi Sevda'nın borcu? Kadriye'yle yaşıyorlar. Kadriye Hanım'dan da aslında birlikte yaşıyorsanız giderleri paylaşsaydınız. İki çocuk var kolay mı bu devirde? Kadriye Hanım'ın iki çocuğuna da bakıyorsunuz. Sevda Hanım niye giderleri paylaşmadı? Sevda Hanım bugüne kadar 2 senedir yanında bu kadın bana bir gün bir kuruş vermiş mi? Bugün bana bir kuruş vermiş mi? Kim? Dişini göstersin. Bende harcadığım paranın o 60 bin liraya kadar olan paranın bütün giderleri var. Kanıtlı, ispatlı, şahit. 2 seneden beri Sevda'yı hangi sıfatla yanınızda tutuyorsanız o yüzden... Sevda. Ben bir sıfatla yanında tutmuyorum. Zaten yalnız yaşıyordu kendisi. Senelerdir yalnız yaşayan bir insandı. Ya o yalnız yaşıyordu. Sen onun Zeni yanına niye gidiyorsun? Senin otobüs paranı bile o alıyor. Hayır yanıma. Ben onun yanına gelmedim. O benim yanıma geldi. Sevda Hanım şu bahsettiğiniz bir şehirden geldin bunun yanına? Onları söyler misiniz? Sen hangi şehirden gittin onun yanına? Ben mi? Evet. Kendi geldi. Nereye geldi? Kendi geldi. İstanbul'dan yanıma Muğla'ya geldi. Muğla'ya. Kimin yanına geldi? Senin evine geldi. Evet. Ve kendin mi geldin senin yanına? Evet.
Sen gelmedin mi benim yanıma? Beraber geri dönmedik mi? Artık o kadar gelip çirkin olmuş ki ilişkiler. Kim kimin yanına gitti kızım? İlk nasıl başladı bu iş? Bununla internette yazışıyorsun sen. Evet, kendi geldi. Ailesinin işte ailesinin sorunlarının olduğunu falan ama ailesinden kaçtığını söylemedi, anlatmadı. Tamam, yanına bir adam geliyor. Sormadı mı çoluğun çocuğun yok mu? Bir yabancı bir bayanın yanında kaldığını söyledi. He? Yabancı bir bayan mı? Evet, onu işte hattı yanımda kaldıktan sonra onu öğrendim. Sen bu adam geldikten sonra İstanbul'dan. Evet. Senin evinde yaşamaya başladı mı? Evet. Kaç yıldır beraber yaşıyorsunuz? Kaç yıldır? Geçen yaz. 2 yıl oldu. 2 yıldır beraber yaşıyorsunuz. Bu 2 yıl içinde sen niye gitmedin Sevda? Madem böyle bir pis bir insanım, sen niye bırakıp gitmedin? Tehdit ediyordu. Tehdit ediyor. Tehdit ediyor. Kadriye diyor tamam, ki para tamam, karşılığı... Tamam, dur. Ya dur, Yahya efendim, Güler dur. Bu kadının 2 yıldır yanındasın. Kadriye diyor ki Sevda para karşılığı erkeklerle beraber olan diyor. Sevda o, diyor ki bu işi Yahya yapıyor. Bize yaptırdı diyor. Fidan yanınızdaki sizden şikayetçi oluyor ama kimse kimseye toz kondurmuyor.